Aziz kardeşlerim, değerli müminler, Cuma'nın ismi mübarek olsun. Bugün bir cemaatiyel evvel 1441, 27 Aralık 2019, miladi 2019 yılının son cumasını idrak ediyoruz. Bu vesileyle bu cumaki sohbetimizde gerçek hayat, ahiret yurdu konusunda sohbet yapacağız inşallah. Muhterem kardeşlerim, sohbetimize Ankebut suresi 64. ayet ile başlayalım. Bugünkü cuma hutbemizde de var bu ayet. Rabbimiz şöyle diyor: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُ الْبَلَعِبُ. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَيَّ الْحَيَوَانَ. Ahiret yurduna gelince gerçek hayat odur. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Keşke bilselerdi. Evet, yaşadığımız hayat bizi aldatıyor. Aldatmamalı aslında. Ama diyor ki Allah, asıl hayat bu değil. Asıl hayat ahiret yurdudur diyor. Ona yatırımınızı yapın. Bütün yatırımları burada yapmayın diyor ya. Yatırımlarınızın, planlarınızın ucunda ahiret olsun. Hepimiz ömür denen sayılı günlere sahibiz. Ömür bitecek. Ömür bitince hesap var. Sonra hesap gelecek. Hesap için mahşer meydanına doğru yola çıkarken yanımızda imanımız ve salih amellerimiz dışında hiçbir azığımız olmayacak. Geçen haftaki cuma sohbetinde en hayırlı azık ahiret azığıdır dedi Allah. Hatırlayın. Ve inne hayre zâd ettakva. Azığın en hayırlısı takva azığıdır dedi. Yani bizim iman ve salih amelden başka götüreceğimiz bir şeyimiz dünyaya dair olmayacak muhterem kardeşlerim. Evet, bir seneyi daha geride bırakıyoruz. Ömrümüzden koca bir yıl daha eksildi. Ölüme bir adım daha yaklaştık. Kim bilir, belki çok dibindeyiz ölümün. Bilemiyoruz yani ne kadar yakınız. Aslında çok yakınız. O halde şimdi düşünme zamanı, tefekkür zamanı. Hayat yolculuğumuzun kaçıncı kilometresindeyiz bilemiyoruz. Bir yolcuyuz, bir yoldayız, bir yerlerden gelip bir yerlere doğru gidiyoruz. Ama kaçıncı kilometrede olduğunu bilemiyor. Ama mutlaka yoldayız, bir yolcuyuz. Bu yolun bir de sonu var yani, bir menzil var, varacağımız bir yer var, hedef var. Dolayısıyla zamanın nasıl geçtiğini bilmiyoruz, fakat zamanı nasıl geçirdiğimiz, nerede geçirdiğimiz çok önemli. Sayılı nefeslerimizi ne uğrunda tükettiğimiz önemli. Ömür nimetini yaratılış gayemize uygun değerlendirip değerlendirmediğimiz önemli. Evet, duvarlarımıza yeni takvimler asacağız. Tıpkı geçen sene bu vakitlerde şu solda gördüğünüz takvimi asmıştık. Ama bu takvim bu kadar kalın değilmiş, değil mi? Kaç gün kaldı? 28, 29, 30, 30, 4 gün. Bugünden başka. Bu kadar kalındı geçen sene bu zamanlara. Daha yırtmadıydık hiç sayfasını. Ama gördüğünüz gibi sağ tarafta yeni bir 365 var önümüzde. 366 hatta. Bu sene 366 gibi 20. Şubat 29 olduğu için. Dolayısıyla böyle ömür böyle geçiyor. Bir gece bir gündüz, bir gece bir gündüz ömür sermayemizden
gıdım gıdım tükeniyor. Ömür nedir? Ömür mamur edilmesi, ebedi kazanca dönüştürülmesi gereken hayat demektir. Ömür, mamur edilmesi gereken hayat demektir. Eğer fani dünya hayatı Allah'a iman ve salih amellerle donatılmışsa, mamur edilmiş demektir. Yani fani hayatımız yaşarken Allah'a iman ve salih amelle donattıysa, ömrümüzün içini iman ve salih amelle doldurduysa, o ömür mamur edilmiş demektir yani bizim için. Peki ömür dediğimiz, hayat dediğimiz şey neden ibarettir? Aynı bu fotoğrafta gibi görüyorsunuz. Bak, hayatımız doğduğumuz zaman kulağımıza ezan okumayla başlar. Bu ezanın namazı da işte o şu musallada görüyorsunuz. Bu ezanın doğduğum zaman kulağımıza okunan ezanın namazını kılmak ile kılınması ile hayatımız bitmiş olur artık. Hayat ezan ile namaz arası kadarmış. Ezan ve namaz arası kadar. Evet. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben yolcuyum diyor, değil mi? Biz yolcuyuz. Bir ağacın gölgesinde gölgelenen ve sonra yoluna devam eden bir yolcuyum diyor, değil mi hadis-i şeriflerde? Bir başka hadiste de dünyada kimsesiz bir garip yahut gelip geçen bir yolcu gibi ol. Eğer yolcu olduğunu unutmazsan, öyle yaşarsan sürekli ikamet hakkın yok. Geçici ikamet, iskan hakkımız var dünyada bize. Böyle yaşarsan ahireti unutmazsın. Cenneti, cehennemi unutmadan yaşarsın. Ama yolcu olduğunu unutursan ahiret yokmuş gibi yaşarsın. Cennet, cehennem, hesap, kitap, mizan, terazi yokmuş gibi yaşarsın. Dünya hayatı ahirete uzanan bir yol. İnsan sorumluluğu yüklenen bir yolcu. Evet, dünya hayatı ahirete kadar bir yol. İnsan bu yolun yolcusu, ömür ise meşakkatli ama kıymetli bir yolculuktur. Zor, meşakkatli ama kıymetlidir. Neden kıymetlidir dünya hayatı? Ömür neden kıymetlidir? Ahireti burada kazandığımız için kıymetlidir. Çarçur etmeye hakkımız yok. Cennetin köşkünü de buradan götüreceğiz, götürüyoruz. Cehennemin odununu da, ateşini de burada götürüyoruz. Allah cehenneme zonkoza kömür yığmadı yani. Allah cehenneme fuel, öl, doğalgaz döşemedi yani. Cehennemi tutuşturmak için bunlar yok. Cehennemin yakıtı ne peki? Neyle tutuşturacak? وَقُودُ وَالنَّاسِ وَالْحَجَارَةِ diyor Bakara suresinde ve Tahrim suresinde. Cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır diyor. Cehennemin yakıtı neymiş? Taş ve insan. Taş değil de taş kömür değil belki. Taşı niye anlatıyor Allah-u Alem? İnsanı anladık da hocam, taş ne alaka? İnsanlar genelde Allah'tan başka ilahlar edinirken taştan yonttukları heykellere, sahte mabutlara ilah diye tapıyorlar diye. Allah demek istiyordur ki Allah-u Alem, sizi ve sahte ilahlarınızın topunuzu cehenneme yakıt yapacağım demek istiyor olabilir. Evet. Hayata şöyle bakmak lazım. Şu resmi daha önce de gösterdim size. Hayata böyle bakmak. Hayatta dört durak var arkadaşlar. Birinci durağımız anne rahmi. Anne karnında bir hayatımız var mı? Var. Anne karnında doğuyoruz. 9 ay 10 gün sonra anne rahmine ölüyoruz. Dünyaya doğuyoruz. Dünyada bir süremiz var, onu bilmiyoruz. Ne kadar kalacağımızı bilmiyoruz. Ama yolculuk devam ediyor yani. Geri dönme yok. Hep ileriye doğru devam ediyor. Bir süre, bu süre dolunca, dünya süresi, dünyaya ölüyoruz, ahirete, kabire doğuyoruz. Kabirde yaşıyoruz. Ne zamana kadar? Mahşere kadar. Dünyaya ölüyoruz, kabire doğuyoruz. Mahşer günü yerinde dirilirken, kabire ölüyoruz, mahşere yeniden dirilerek doğmuş oluyoruz. Hem ölmüş hem dirilmiş oluyoruz. Doğmuş oluyoruz. Ondan sonra da
Son durak işte burası oluyor. Kara toprak değil. Son durağımız evet mahşer. Mahşerde yeniden dirilme, İsrafil Aleyhisselam'ın sure üfürmesiyle beraber diriliyoruz ve artık dünyanın hesabını verme zamanı geldi. İşte bu ikinci durak olan dünyanın hesabını verme vakti. Ne zaman? İsrafil Aleyhisselam borusunu öttürdüğü zaman dirilip mahşer meydanında Rabbimizin huzurunda bu dünyanın hesabını vermek zorundayız. Herkes verecek. Peygamberler dahil. Hocalar, alimler, mollalar, müftüler, imamlar, müezzinler, cemaat, esnafı, memuru, amiri, herkes bu yoldan, bu tezgahtan, bu hesaptan geçecek. Efendim, Haşr suresi, belki de her vaazda anlattığımız bir ayet değil mi? Geçen derslerin birinde hatırladık. Hatırlıyorum şöyle dediğimi. Bu ayeti anlata. Aha şu dilinde tüy bitti dedim mi Mehmet? Mehmet Hocam dedim bir vaazda ama hangisini bilmiyorum. Geçen vaazda veya önceki vaazda tekrar geldi Haşr suresinin 18. ayeti. Ya eyyühellezine amenuttakullah. Ey iman edenler kendinize gelin. İman edenler. İmanınızı ispatlayın demektir bu. İttakullah. Allah'tan korkun. Allah'a karşı sorumluluğunuzun şuurunda bilincinde olun. Veltanzu nefsun mevaddemet liqadin. Herkes, her kişi yarın için ne hazırladığına baksın. Yarın ne hazırlık yaptın? Hazırlığın ne? Değil mi? Biraz önce bu sohbeti Kur'an kursunda anlattım. Şimdi yarın sabah size kahvaltıya geleceğiz. Veya sizi biz davet ettiniz kahvaltıya. 3-5 komşuyu davet ettiniz. Evin hanımı, evin hanesi ne yapar? Bir hazırlık yapar değil mi? Yarın kahvaltıda misafirlerime ne ikram edeyim? Neler yapayım diye bir hazırlık yapar değil mi? Bak yarınki bir basit kahvaltıya bile hazırlık yapıyoruz. Ebedi yurdumuz ahirete bir hazırlık yapmamız gerekmiyor mu yani? O yüzden ben tanzu nefsun nefes demek li gadin. Herkes yarına, yarın dediğine mezar. Ha mezar işte bak doğru diyor. Ahiret. Yarın. Yani cumartesi değil. Yani cumartesi ya. Kur'an yarın diyor. Peki niye yarın diyor? Sebep? Çünkü gün olarak en yakın gün yarın değil mi? En önce, en gelen. Bugünün peşinden hangisi geliyor? Yarın. Demek istiyor ki Allah, evet. Ahiret dediğimiz, o yeniden diriliş dediğimiz şey o kadar yakın ki. Yatacağız, kalkacağız, oradayız yani. O kadar yakın değil mi Murat? Uzak değil. Yatacağız, kalkacağız, oradayız yani. Evet. Gözünü yumdun, mezara girdin, bir kalktın, mezara mahşerdesin. O kadar yakın yani. Ooo, çarşıya, pazara bir bakıyorsun ki adam, 80'e gelmiş, camiye mi bilmiyor. Abdest almayı bilmiyor, kusuru hiç bilmiyor. Hala meyhanede, hala kağıt başında, kumar başında, hala hindi yemenin derdinde. O hindi sana bir binecek aşağıda göreceksin sen. Evet. Hala yılbaşında, kumarda, şurada, burada. Layla oylum, devam. Hiç ölmeyecek. Dur bakalım. Evet. Ahiret daha hayırlı ve kalıcıdır diyor Kur'an. Bas bas bağırıyor. Kalıcı olana yatırım yapın diyor. Bakın. Evet şu ayetleri tek tek olsa zaman çok geçer. Zamanımız var. Ala suresinde. Ne diyor bakınız? وَلَا اَخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقَى 17. ayet. Ahiret daha hayırlıdır. Daha kalıcıdır. Sonsuzdur. Duha suresinde. Duha suresinde. وَلَا اَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Ey Muhammed, ey Muhammed ümmeti. Ahiret. Dünyadan daha kayıplıdır. Falan. Bunun gibi çok ayet. Birkaç tanesi bu cevap. Evet. Bu hadisi de biz hocalar çok anlatırız. Hesap vereceğiz ya. Peygamber Efendimiz bir kesit sunuyor. Diyor ki metnini okumuyorum siz görüyorsunuz. Tercümesi, meali şu.
Kıyamet günü insan şu dört şeyden hesaba çekilmeden Allah'ın huzurundan bir yere kımıldamaz. Yani dersimize çalışıp gitmemiz lazım. Ya Rabbi çalışmadığım yerden sordum. Desem Ali abi, yırtar mıyım orada? Ya Rabbi ben çalışmadım desem. Müftüyüm desem yırtar mıyım? Yok. O zaman çalışıp gitmek lazım değil mi? Neye çalışacağız? Ömrünü nerede tükettin diye sorulacak. Ha, bunun hesabını yapıp gitmek lazım. Ömür sermayemi, ömür albümümü neyle doldurdum? Meyhanede ne kadar, camide ne kadar? Değil mi? Namaza ne kadar geldi, ne kadar gelmedi? İbadet ne kadar? Ne var? Artılar, eksiler. Bedenini nerede ve ne şekilde yıprattığını soracak. Bedenini sana emanet verdim. Malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Mal benim değil mi diyor. İstediği yere harcarım, istediği yere harcayamazsın. Mal senin değil. Biz emanetciyiz. Geçen bir derste anlattım burada. Malın senin olup olmadığını anlamadım ya da malı tek başıma ben kazandığımın test yapmayalım. Allah sana bir hastalık verdi, bir felç verdi diyelim Allah korusun. Hadi bakalım git kazan. Ne oldu? Hadi senin de elindeydi. Senin elindeydi. Şu nefes ne kadar basit değil mi? Nefes alıp vermek bize göre. Bir de kova hastalığına sor bakalım. Nefes almak ne kadar zor bir şey. Yürümek ne kadar basit bize göre değil mi? Bir de kötürüm olanlara sor bakalım. Felç olanlara sor bakalım. Yürümen ne büyük bir nimet. Demek ki hiçbir şey bizim elimizde değildir. Allah'a verdikleri Allah'ın nimetidir. Bu gözle bakmak lazım. Dördüncüsü de bildikleriyle amel edip etmediğinden soracak. Evet. Yani namazın farzının 12 olduğunu ezberle cennete git. Var mı? Yok. Sorulmayacak. Yani namazın farzı 12 sahip cennete. Yok. Böyle bir soru yok. Namazı kılıp kılmadığın soracak. 5 vakit namaz. Abdestin farzı kaç? 4. Say geç. Böyle bir şey yok. Abdestin alıp almadığın, namaz kılıp kılmadığın sorulacak. Oruç farz mı? Kulup farz. Farz olduğunu bilmen yetmiyor ki. Oruç tuttun mu tutmadın mı ona bakılacak. Zekat farz. Ey zengin. Ben zengin diyor zaten farz olduğunu biliyorum diyor. Zekat veriyor mu? Yok. O zaman sen balın tadını anlatacağız. Kavanozdan doğru balın tadı tadılır mı? Kavanozu yalasan tat gelir mi? Gelmez. İçine parmak atman lazım. Tadını alman için. Değil mi? Evet. Bu böyle. Efendim piyango kumar olduğunu, günah olduğunu biliyorum. Devamı? Ama alıyorsun. Onu bilip bilmemen değil. O bildiğinle amel edip etmediğine bakılacak. Bilgi kurtarmıyor. İlim tek başına bir anlam ifade etmiyor. O bildiği bilgiyi amele dökmen. Amel de yetmiyor. Daha önceki derslerden hatırlayın. Onu salih bir şekilde, ihlaslı yapman, samimi yapman lazım. Evet, Mü'minun suresinde اَفَعَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Sizi boşuna yarattığımızı bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz diyor. Kıyamet suresinde اَيَحْ سَبُلْ اِنْسَوَنَا يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş yaratıldığını mı zanneder diyor. Ayet-i kerime bize söylüyor. Mezara söylemiyor. Halılara, duvarlara söylemiyor. Kestane ağaçlara söylemiyor. Var mı Kur'an'da ey halılar, ey duvarlar, ey kestane ağaçları namaz kılın? Yok. Ne var? Ey iman edenler, ey inananlar, insana ve akıl sahiplerine. Çok ayet var. Ülül elbab diyor. Ne demek ülül elbab? Akıl sahipleri. Değil mi? Ey koyunlar namaz kılın. Var mı? Evet hocam. Var mı? Ey tavuklar sabah namazı kılın. Yok. İnsana, akıllı insana bile. Akıllı olanlara hitap ediyor Kur'an. Değil mi? Evet keşke dememek için bir tarafta. Pişmanlık yapacaksak ki burada yapmamız lazım. Tabuta girince ulan tüh doğruymuş hocaların dedikleri. Namaz varmış, şu varmış, bu varmış. Demeden, orada demeden önce burada dememiz lazım. Burada pişman olursan
düzeltme şansın, ihtimalin var. Öldükten sonraki pişmanlığın neye benzetiyorduk biz burada? Murat, öldükten sonra pişmanlık. Maç bitmiş, 90 dakika düdük çalmış, bizimki 90'a gol atıyor. Nereye atasın at? Geçerli olur mu? Süre bitti. Azrail gelmiş, ben müsait değilim, namaza başlayacağım. Süre bitti. Değil mi? Kum saati bitti. Gol atma zamanı değil, gol atacaktın, ömür verdik sana. Akıllı kişi kimdir? İstanbul'da apartman olan, Boğaz'da yalısı olan, altında 250 bin lira cifi olan mı? Bununla alakalı bir yazı yazmıştık daha önceki senelerde. Sormuştuk bu soruyu, akıllı kişi kim bu? Akıllı kişi ev arsası olan mı? Parasını faize yatırıp yiyen mi? Yoksa İstanbul'un göbeğinde Nibel ablanın önünde soğuğun altında saatlerce piyango kuyruğu bekleyen adam mı akıllı kişi? Kim? Resulullah cevap veriyor. El keyyisu menden nefsehu. Akıllı kişi nefsini hesaba çekendir. Ve amile lima ba'del mevt. Ve öldükten sonrası için amel yapandır. Ya kimmiş akıllı kişi? Nefsini hesaba çeken. Bir, nefsini hesaba çeken. İki, öldükten sonrası için yatırım yapan. Akıllı kişi batıyatı olan değilmiş. Ya nefsini hesaba çeken, yolu düzelten, ahirete yatırım yapan değilmiş. Evet. Ömrümüz neyle geçiyor? Plan yapmakla. Plansız bir adam var mı? Şu camide yoktur. Yaşlısında, gencinde hesabı var. Yaşlı ne yapıyor? Diyor, emekliyim 2 sene kaldı. Emekli olunca ikramiyeyle şunu alırım, şunu yaparım, bunu yaparım. Genç de diyor ki ya üniversite okurum, şöyle yaparım, kariyer yaparım. İşte evlenirim, askere giderim, gelirim. Plan, herkesin bir planı var. Ya adam ya, hasta yatağında kanser yatan bile şey yapıyor, plan yapıyor ya. Çok duydum ya. 95 yaşında fındık zamanı, harman nasıl, fındık nasıl diyor ya. Ay, mezara girdim, ayağım mezarda hala harmanı soruyor. İnsan böyle işte. Peki, soru. 100 sene sonrasını planı yapan var mı içinizde? Ya hocam ne diyor ya? 100 sene. 100 sene sonra neredeyiz o zaman? 100 sene sonra neredeyiz? Şu camideki cemaat 100 sene sonra nerede? 100'ü geçtik. 50 sene sonra şu camide kimse kalmayacak. Ben 50'ye yaklaştım. 50 sene daha yaşadım. Mümkün değil. Böyle. Yani belki çarpan bir kişi 100'ü geçebilir. Hadi 100 sene sonra diyelim. Şu camideki cemaatin bir Allah'ın kulu kalmayacak. Peki nerede olacak? 100 sene sonra neredeyiz? Adres veriyorum. Neredeyiz? Neredeymişiz? Bakın ekrana bakın. Neredeymişiz? Gideceğimiz yer var. 100 sene sonra topraktayız. Kara topraktayız. 100 sene yani en fazla 100 sene. Yani bunu niye anlattım? 100 yuvarlak olarak söyledik yani. Plan yaparken mezarın başından geri dönmesin planımız. Yani plan yaparken ucu ahirete de dokunsun. Ahiret merkezli, ahireti de kapsama alanına alacak, cenneti de kapsasın, içine alsın. Öyle bir plan yap. Ben niyet ettim cehenneme girme. Böyle bir niyet. Bazen öyle yapın. Yani adam ne yaparsa yapsın cehenneme gitmeye çalışıyor. Halbuki Müslüman nasıl düşünecek? Benim planım arasında cennete gitmek de varmış. Planım arasında. Plana koydur güzel. Planı uygulaman lazım. Nasıl uygulayacak? Cennete gidecek salih ameller yapmak zorundasın. Piyangodan cennet var mıydı Murat? Eş durumunda? Torbalada? Öyle yok. Biraz sonra göreceğim. Bazı beleşçi kardeşlerimiz, beleşçi Müslümanlar aynı kafaya sahip. Beleşçi cennet abi. Yok böyle bir şey. Evet. Evet, Müslümanın kâr anlayışı nasıl olacak? Kâr. Kim? Yani kâr deyince ne anlayacağız? Ucu cennete dokunan şey kârdır. Ucu cennete dokunmayan şey kâr değildir arkadaşlar. Şimdi ibretlik bir olay anlatayım. Geçen anlatmıştım daha önce. Yeri geldi bir daha anlatayım. Uludağ Üniversitesi'nde öğretim görevlisi bir arkadaşımız var. O anlatmıştı. Bir müteahhit anlatıyor. Diyor ki, bir iş yeri var. 2 milyona satacağım. Tarihli birisi var. Bana dedi ki, burayı ben senden alsam, kaça kiraya verebilirim aylık? 15-12 bin lira
gideriz. Elindeki parayı sonra bu adam gülmüş. Yani almaya talip olan kişi işlerini gülmüş demiş ki elindeki parayı ben bankaya yatırsam aylık 48 bin lira faiz veriyorlar. Niye ben kiracıyla uğraşayım? 12 bin lira mı iyi? 48 bin lira mı kar? Hangisi kar sizce? Aylık 15 bin lira mı kar? Aylık 48 bin lira mı kar? Hangisi kar? Burada böyle konuşuyorsunuz da ha bu camiden çıkınca var ya bak eğil oturup doğru konuşalım. Şu camiden çıkınca ha bu 48'i kar diyorsunuz. Yalan mı değil? Ya hiç bir herkes birbirini biliyor. Burada hocam 15 bin lira kar. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Helalinden 15 bin lira kar, haramından 48 bin liradan daha karlıdır. Çünkü ucunda ağırlık var. Değil mi? Doğru. Burada herkes böyle diyor da. Ama şu camiden çıkınca bu duvarların arasında kalıyor. Hocam dediğim uçuyor gidiyor. Öyle mi değil mi? Gördüğünüze göre öyle değil. Maalesef. Evet. Din duvarların arasında kalıyor işte. Camiden dışarıya maalesef. Evet. Büyük ikramiye çıkarsa ne yapacağım diye. Soruyor sizi ya. Ev alalım. En başta ev alalım. Ahiret evi yok tabii ki. Dünya ahiret evi. Piyangodan ev alan adam ahiret evi. Düşünür mü? Ahiret evi diye bir derdi var mı? Yok. Var. Nerede var? Aşağıda gelecek cami yaptıracağım diyor. Ahirete düşünüyor. Araba alırım, fakire yardım ederim. Bak, fakire de yardım. Ulan kimin parası kime veriyorsun ya? Senin olmayan parayla hayır mı olur? Camiyi de unutmuyor. Camiye yardım ederim. Borçlarımı öderim. Hayallerimi gerçekleştiririm. Ne hayali varsa artık. Bankaya yatırım, faizini yerim. Falan. Bir sürü camlar var. Şimdi, bu hayır yaparım diyen kardeşimle geçen sene sordum bir daha sorayım. Lağım suyuyla abdest olur mu? Helal suyuyla. Olmaz. İşte haram parayla da hayır olmaz. Hocam piyangonun haram olduğunu nereden çıkardın? Dilimize tüy bitti. Kumardır dedik. El meysir diyor Kur'an'da. Kolay kazanlar. Alın deli olmayan. Bir tanesi diyor ki fetva da vereyim. Ya insanlar ne kadar kolay fetva veriyor. Biz şu kadar yıldır hocalık yapıyoruz, fetva makamındayız. Bu sokaktaki insanlar kadar kolay fetva veremiyoruz. Bana göre helaldir diyor ya. Allah Allah, bana göre helaldir. Biz hiç bana göre diyemiyoruz. Açıyoruz, delil arıyoruz Kur'an'dan ve sünnetten. Ama vatandaş o. Delilin nerede kardeşim? Ayet, hadis yok. Bana göre. Fetvayı nereden aldı? Ali abi nereden aldı fetvayı? Şeytandan. Şeytanın fetvasına göre caizdir. Değil mi? Efendim bir devlet veriyor. Veren razı diyor. O mantıkla alan razı, veren razı. Helal olsaydı zina da helal olur değil mi? Zina da öyle, alan razı, veren razı. Hadi bakayım. Helal olsun. Faiz de öyle. Devlet veriyor. Zorlar almıyor mu? Devlet veriyor. Banka veriyor. Helal mı? Haram. Niye o zaman kendini kandırıyorsun? Sen Allah'ın huzuruna çıktın. Ya Rabbi. Alan razı, veren razı. Devlet verdi. Ben aldım. Çalmadım ha. Desen yırtabilir misin? Yırtacağına inanıyorsan benim diyecek bir şeyim yok. Yok. Evet, dini hükmü tekrar söyleyelim. Piyango milli de olsa adı. Kumardır, meysirdir Kur'an'ın ifadesiyle. Dinen haramdır. Diğer işleri başkanımız, bir işleri yüksek kurulunun fetvasını bir tık kadar yakın. Telefona girip bak, bir tık kadar yakın. Domuz eti yer misin? Estağfurullah Müslümanız canım. Domuz eti yenir mi? Bu elinde bilet var, o ne? O da haram. O haram ayrı, bu haram ayrı, öyle mi? Evet. Bir an bu haramdır, milli de olsa. Bununla alakalı yakında ve uzakta, geçmiş zamanda hocalarımızın röportajlarını görüyoruz. Nimet değil, haramdır. Nimet abla meşhur var ya İstanbul'un. O kuyruklar var ya, şu kuyruklar onun önünde çekildi. Evet. Soğuğun altında böyle bekliyor ya. Desek ki camide sohbet var, saat 10'da. Kaç kişi gelir? Cuma günler Kur'an Kursu'nda sohbet edilmiş var, 10 kişi gelmiyor. Desek ki belediyede bir ilah yapsa. Müftülük Kur'an Kursu'nda sohbet düzenledi. Gelen ilk 30 kişiye 100'er lira hediye çekti. Desek. Deneyeceğim diye aklıma geçiyor para bulabilirsin. Sponsor bulmam lazım. Demeyle olmaz, bir de para bulmamız lazım. Millet dolarsa ne yaparız? Rezil oluruz. Değil mi? Onun şilayelamamız lazım. Bir hayırsever gelse var ya, bu sosyal deneyi yapacağım.
para bulmuşlar. Dese ki belediye başkanlarından bir ilan yaptırsan, cuma günü çıkışta bırakmışsın ve sohbet var, gelen ilk 30 kişi 150 lira alışveriş çeki. Dese ki ilk 30 kişiye, dolar mı dolmaz mı? Dolar mı dolmaz? Ulan bir de aklıma şu geliyor. Bu hocayı yanıtalım diye gitmez dersin de rezil olursun de valla. Olur ya insanın da sağ solu belli olmuyor ya. Hocayı yanıtalım diye rezil etmek de var. Öyle de bir durum var. Öyle de bir düşün aklımda geçiyor yani böyle şey. Yani bunu niye anlattın hocam? Burada sorgun altında saatlerce bekliyor Müslüman. Hoca efendi hutbede iki dakika uzattı. Camide sıcak camide bekleme haline gidiyor ya. Şimdi hutbe bazı ezandan beş dakika geciktirsen ne olur Ali hocam? Hocam ders kaçır kesin. Efendim amir var. İşte ya haklı yani. Burada cami sıkıyor ama soğuğun altında bir saat piyan kuyucu beklemek zorumuza gitmiyor. Asıl büyük ikramiye nedir biliyor musun? Aziz Cemal. Dedi ki akıllık merkezi düşünürsün. Asıl büyük ikramiye o piyangoya vereceğin kaç lira bilmiyorum. O gece sıraki fiyatı 17,5 lira veya 70 lira neyse artık. Vereceğin parayı bir fakire verir. Verirse ne olur? Çıkması garanti. Piyangoda garanti var mı? Yok. Ama bunda garanti var. Hocam ne kadar iddialı konuşuyorsun? Hangi iddianın belgesi? Garanti belgesi. Büyük harfler yazdım bak. Şurada pili bitmiş şahane. Garanti belgesi. Neredeymiş? Kim okuyacak? Mehmet Hocam oku. Enam 60, 160. Enam 160. Kasas 84. Bakara 261. Bunlar garanti belgesi. Neyin garanti belgesi? Hem de altında Allah'ın imzası var ha. Allah diyor ki çıkması garanti diyor. Ver diyor. Geçen Cuma'da aldık. Kesin çıkacak. Nerede çıkıyor peki? Kur'an ne zaman çekilecek hocam? İkramiye çekilecek. Mahşerde. Bu dünyada beklersen ama aldık. Bu dünyada bir şey yok. Öbür tarafta çıkacak. Büyük ikramiye çekiliş yeri mahşerde. Tamam mı? Evet. Bunu bu şekilde belledik. Belledik. İşte bunun en az 160'ın örneği. Men cevabil hasreti felehu aşrem saniye. Kim bir iyilik yaparsa, hayır yaparsa bir değil hem de 10 misli diyorlar. Aşru basit bir Arapça var. Aşru 10 lira. Aşrem saniye. O kadar. O bakarak 161 lira 700 diyor bu 700. Çokluktan kinaya. Belki 7 bin. Belki 7 milyon kat veriyor biliyor musun? Evet. Bununla alakalı, bu anlattığımla alakalı Hoca Efendi'nin birisi de gazeteli mülakatı var. Ev almak için faize bulacak kardeşim. Mecbur tabii bana. Ahiret evin ne olacak? Sorun mu yani? Benim derdim, hocaların derdi, bizim derdimiz ahiret evimiz ne olacak? Dünya evimiz tamam da dünyada lazım da helal olsun istiyorum. Ahiret evi için ne yapayım? Bir tuğlam var mı? Kaç tuğlayım? Ahiret evi için kaç tuğlamız var? Kaç ne hazırlığımız var? Buna bakmamız lazım. Şimdi bak, dünyada kimisi ahirette, kimisi dünyada, kimisi ahirette bedavacılık peşinde olanlar. Rıh iki fotoğrafı yan yana. Zihniyet aynı. Aynı kafa. Evet, dünyada bedava geçirmek isteyenler. Nimet ablanın önünde kuyrukta, ahirette beleşçi olmak isteyenler. Hiç bir çaba harcamadan, o cennete kapağı atmak isteyenler de çalışmadan, alın teri dökmeden o filan babanın önünde, filan babanın türbesinde. Ders çalışmıyor öğrenci, filan baba türbesine gidiyor. Ders çalışmadan sınav kazanmam var mı Ali hocam? Yok öyle, çalışmayan Allah vermiyor. Efendim çocuğu olmuyor, doktora gidecek yere, filan babaya. Efendim araba alacak, galeri yerine, galeriye gidecek yere. Nereye gidiyor? Filan babaya. Olmaz filan baba. O babanın kendine hayır yok. Benim doğama ihtiyacım var babanın. Kendinin bana ne faydası olacak? O rahmetli, orada yatan rahmetlinin senin benim duama ihtiyacın var ya. İhtiyacın var. Evet. Evet, yılbaşı deyince aklımıza ne geliyor? Gelen şeyler ver. Naval baba. Naval baba kimin babası? Bu hafta yazımın konusu başlığı bu. Gelecek mi sorun? Naval baba. Hindi. Patlama varmış Hindi satışlarında. Çam süslenen, piyango, bir de içki, içkisi zaten olmaz. Bunlar hiçbirisi dinimizle alakalı mevzu değil arkadaşlar. Şimdi,
Hristiyan kültürünün bir parçasıdır ki aslında onlarda da yok, hayali bir kahramandır. Yeni bir işe öğrendim. Aslında Coca-Cola'nın 1927'de yılında icat ettiği kırmızı renklerden de belli. Reklam için, tanıtım için icat etmiş olduğu bir kahraman diyorlar. Ve tuttu da. Değil mi? Tuttu da yani. Evet. Çocuklarımızın zihninde Noel Baba var, biliyor musunuz? Bir yazımda da yazdım. Niye var? Çünkü izlediği filmlerde, çizgi filmlerde hep Noel Baba anlatılıyor. Niye çocuklar Noel Baba'yı seviyor sizce? Çünkü hediye dağıtıyor. Çocukları seviyor. Yavrum bizim damarımızda nasıl gidiyor, görüyor musunuz? Niye bizim televizyonlarımızda Hacivat Karagöz? Daha ne vardı? Nasreddin hocalar, nüktedanlarımız, çizgi filmi çok az var. Onlar da bu, onlar da etkili olamıyor, değil mi? Etkili olamıyor. Adamlar iyi yapıyor işi. Şimdi de Çanakkale'de boğazı geçemeyen düşman, İzmir'e döktüğümüz Yunan'ın taktiğinin değiştirdiğini, bunları böyle geçemeyeceğiz deyip başka bir taktikle düşmanı nasıl istihar ettiğini görüyoruz, değil mi? Onlar gibi düşünmeye başlıyoruz. Hocam ne var? Çam süsleme de canım, bak bu eğleniyoruz. Ne kadar masum, değil mi? Niye çamı süslüyor? Bu Yahudi Hristiyanların bir adeti. Hristiyanlar inanıyor. İsa'nın döneceğine, geleceğine inanıyor. Hoş bizim Müslümanlar da inanıyor ama. Bekleyin, çok beklesin. İsa döneceğine gelecek. Çama inecekmiş. O yüzden çam süslüyor. Bizim evimize gelsin. İsa bizim de peygamberimiz ya. Bir insan dese ki İsa peygamber değil dese ne olur? Cinler çıkar. Peygamberlere iman. İman esasıdır. Peygamberin doğum günü ise İsa'nın, ki öyle olduğunu inanmıyoruz da, velev ki öyle olsun. Bir peygamberin doğum günü öyle mi kutlanır? İçkiyle, kumarla, eğlenceyle, haramla mı kutlanır? Yok. Biz Hazreti Muhammed'in Mevlid gecesi doğum gününü neyle kutluyoruz? İlla kutlayacaksak bu dini değildir ha. Anlatıyorum bak, dini değil, örfi, adettir. Kültürel bir faaliyettir. İlla örf olarak kutlayacaksak İsa'nın doğumunu, bir başka Kur'an okuyalım, dua edelim değil mi? Hesap yapalım, kitap yapalım yılbaşı gecesi. Yeni bir yıla geçmek için değil mi? Evet. Hindi olayı da böyle arkadaşlar. Hindi helaldir. 31 Aralık gecesi yersen haramdır. Niye? Gavura benzediği için. Peygamber ne diyor? Ben teşebbühe kavmin fehuve minum. Kim bir kavme benzerse, bir topluma benzerse onlardandır. 1 Aralık, 1 Ocak'ta ya, 2 Ocak'ta pişir, biz de çağırır, biz de geliriz ya. Ne mal hocam? Bugün yarın yapma, çoğunası ya, yarın ya. Pişir, biz de çağırır, beraber yiyiz ya. Helal olmaz. Ama 1 Aralık gecesi varsa, o zaman onlar gibi davranmışız. Onlara benzemiş, görüyoruz. Bak papaz ne diyor? Bizim bayramımızı alacaklar Müslümanlar, korkarım diyor. Elimizden diyor, değil mi? Evet. Evet, içkiyle alakalı, bunlar ne zaman yapacağız bunun için, değil mi? İçkinin ne kadar bir bela olduğunu görüyorsunuz. En çarpıcı örnek şu. Anne, bir anne sarhoş bir anne bebeğini bir fırında kızartıyor. Ayıldığı zaman hiçbir şey hatırlamıyor. Evet, cehenneme bilet almayan kuyrukları görüyorsunuz. Müslüman bir memlekette bunlar kuyrukları. Efendim, 80 milyon veriyormuş bu sene. Evet, ağzı suyu akanlar çok var tabii. Evet. Bunlarla alakalı çok uzun uzun konuşmaya gerek yok aziz arkadaşlarım. Eninde sonunda o da bitiyor. Eninde sonunda tükeniyor. Kimseye de kayıp olmuyor. Kayıp olmadığının delillerini gece sana gösterdik. Yine göstereceğiz kısa kısa. Evet. Hayatları karardı. Hayatları kararlı. Kendini astı. Evet, hanımından boşandı. Kocasından boşandı. Efendim burada yanarak birisi, bunlardan birisi işte piyango şampiyonlarından. Hayatı 2014'te bir haber. Böyle bir mesleğe yanarak ölmüş. Kimisi tekrar çaycılığa dönmüş. Orijinal mesleği çaycılıkmış. Piyango çıkınca bırakıyor. Tabii o suyunu çekiyor, bitiyor, tekrar dönüyor. Kimisi ayakkabı boyacılığına dönüyor. Bu gazete olduğu gibi eski mesleğine dönüyor. Hepsi bitiyor yani, hepsi tükeniyor. Kimisi bunalıma göre intihar ediyor. Huzur getirmiyor. Ne yapıyor bakın tekrar tekrar. Haram yolda huzur ararsan, bir daha söyleyelim. Haram yolda huzur ararsan, parada huzur ararsan, haram parada, huzur sana haram olur. Değil mi?
hani bunu bir yandan bana çıkınca boşamış genelde böyle yapıyordum. Evet. Piyango talihsizlerle yazı yazmıştık önce bununla. Onlara temas etmiştik. Bu sonraki yazılık Noel Baba bizim babamız değildir. Sorduk ya Noel Baba kimin babası? Bizim baba değil, kimin olsa olsun değil mi? Bizim babamız değildir. Çocuklarınıza da bunu aşılayın arkadaşlar. Kızım bak, burada yazdılar bu. Noel Baba bizim babamız değildir. O Hristiyanların babasıdır. Ha, Hristiyan komşunun arkadaşın varsa onların Noel'ini kutlayabilirsin onların. Onlar, onlar da bizim bayramımızı kutlayabilirler. Onlar Hristiyan olduğu için kutlayabilirsin. Değil mi? Din özgürlüğü vardır. Hem İslam'da hem de devletimizde din özgürlüğü var. Evet. Efendim, soru. Yılbaşı Noel günü kafirlerin bayramı olan günlerin şerefi için hediye vermek almak caiz midir? El cevap, caiz değil, günahtır. Men teşebbühe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse, bir topluluğa benzerse, fehuve minhum. Onlardandır. Neden söylüyorum? Ebu Davud'dan, İmam Ahmed bin Hanbel'in Müstakim'den, yani hadis kitaplarından okumuş oluyorum. Düşünelim, Fatiha suresini okuyoruz. Biraz sonra da okuyacağız. En az 10 kere okuyacağız az sonra. Ne diyordu? Gayr-i mağdubi aleyhim ve dalilin. Ne demek anlamı? Ya Rabbi bizi dalalete sapıtanların, sapıtanların, sapanların ve kazaba uğrayanların yoluna ilerleme. Müfessirlerimiz bu samanlar dediği mağdub velad dalin dediği dalalete samanların Hristiyanlar olduğunu. Ya bizi Hristiyanlar yolundan uzak et diyorsun ama çam süslüyorsun. Namazda öyle diyorsun. Ama hindi yiyorsun yılbaşıyız. Oldu mu? Hem Allah onun yolunu uzak diyorsun hem de onun yoluna gitmeye çalışıyorsun. Evet. Çelişki. Evet. Noel Baba neyimiz oluyor? Türk büyüğü mü? İslam alemi mi? Büyük bir Türk komutanı mı? Değil. Kültürümüzün bir parçası değil. Bakın Akif'i unutuyoruz değil mi? Bugün 27 Aralık. Akif, İstiklal Şairimiz. Akif'in dünyadan göçüşünün, vefat işinin 83. yılı biliyor musunuz? Kaçımız biliyorduk bugün Mehmet Akif'in bugün 27 Aralık. Vefat yılı dönümü olduğunu bilmiyoruz değil mi? Kendi örfümüzü, adetimizi, kültürümüzü, geleneğimizi, geçmişimizi bu kadar yabancıyız. Arkadaşlar şimdi muhasebe zamanı, hesap zamanı, o zaman yılbaşıyız yapacağımız şey çam süsleme değil, çam devirme değil, muhasebe yapma zamanıdır. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekileceğizse, onda şüphemiz yok, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisin Hazreti Ömer'e dayandırıldığı da rivayet edilmektedir. Evet, takvimlerimizi duvarlara yeniden asacağız. Geçen sene bugünlere astığımız gibi. Bu arada takvimlerimizi almayı unutmayın. Yılın son cumasındayız. Burada takvimlerimiz bitmek üzere. Efendim resmi takvimlerimizi alalım. Hocam parayla satıyoruz. Ömrü bedava veriyor. Ömrü bedava veriyor da o takvimin arkasında kocaman reklamını koyuyor. O renkler karşılığı bedava, öyle bedava değil. Ne diyorlar cemaatin? A esnafına, B esnafına değil mi? Uğur'a geliyor mesela. Takvimini bastık diyor ama oraya Uğur'da kocaman reklamını koyuyor değil mi? Reklamını koyuyor, bedava değil yani. Yani herkesin evine senin reklamın giriyor. Onlar. Öyle düşünmek lazım. Bizim yine ne var? Ayet var. Evet. O zaman 7,5 liraya verelim bir zahmet. Bunda bir maliyet var değil mi? Evet, böyle bakmak lazım. Evet, takvimlerimizi almayı unutmayalım. Evet, yılın son cumasındayız. Rabbimiz bizlere nice güzel yıllar nasip eylesin inşallah. İçine girip yaptığımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. Ülkemize, vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Düşmanlarımızı zelil eylesin. Kardeşliğimizi daim eylesin inşallah. Kardeşlerimizi helal eylesin, helalinden eylesin. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Günahlarımızı bağışlasın. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Hayırlarımızı kabul eylesin. Derdemizi, yurdumuzu, ülkemizi her türlü afetten korusun inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha.